Bu video SKF tarafından hazırlanan tek sıra bilyalı rulman eğitim videosudur. Tek sıra bilyalı rulmanlar hafif orta yükler ve yüksek hızlar için uygun olması sebebiyle endüstride en çok kullanılan rulmanlardır. Bu rulmanlar iç bilezik, dış bilezik, bilya takımı ve bilyaları birbirinden ayıran kafesten oluşmaktadır. Aynı zamanda bu rulmanlar radyal yüklerle radyal ve eksenal yüklerin bir araya gelerek oluşturduğu hafif kombine yükleri taşıyabilmektedir. Bu rulmanlar açık olarak temin edilebildiği gibi tek veya çift taraflı plastik ya da metal kapaklı olarak da temin edilebilmektedir. İki tarafı da kapaklı olarak temin edilen plastik ve metal kapaklı rulmanlar üretim esnasında gres ile yağlanırlar ve tekrar yağlanmaları gerekmez. Bu rulmanlar endüstride genel olarak küçük ila orta boy elektrik motoru, dişli kutusu, konveyör rulosu, fan pompa ve bunun gibi benzeri uygulamalarda kullanılmaktadır. Montaj. Küçük çaplı tek sıra bilyalı rulmanların ortam sıcaklığında montajı için en sık kullanılan yöntem SKF çakma seti kullanılmasıdır. Uygulama için hangi parçanın kullanılacağı ekipmanın kutusu üzerindeki talimatlarda açıkça gösterilmektedir. Bu aşamada montaj işlemi için her şey hazır olmadan rulmanın paketinden çıkarılmaması önerilmektedir. Rulmanı monte etmeden önce mil ve yuvanın aşınmış veya hasarlı olmadığından emin olunmalıdır. Mil üzerine ince bir yağ sürülmesi montaj işlemini kolaylaştıracaktır. Orta ve büyük çaplı tek sıra bilyalı rulmanların montajında iç bileziğin ısıtılarak genişletilmesi montaj işlemini oldukça kolaylaştırdığı için bu yöntem yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu amaçla SKF çok geniş bir indüksiyonlu ısıtıcı portföyünü kullanıcılarına sunmaktadır. Rulmanların 110 derecenin üzerinde ısıtılmaması ve ısıya dayanıklı koruyucu eldiven kullanılması tavsiye edilmektedir. Isınmış rulman mil üzerindeki kademeye dayanıp soğuyup mili tam olarak kavrayana kadar beklenmelidir. Demontaj. Tek sıra sabit bilyalı rulmanların demontajı için uygulama şekline göre farklı birkaç yöntem mevcuttur. Bu yöntemler içerisinde en çok karşımıza çıkan sıkı geçme olarak mil üzerine monte edilmiş rulmanın çeneli mekanik çektirme ile demonte edilmesidir. Bu şekilde demonte edilen bir rulmanda yuvarlanma yollarında ulaşacak hasar minimum seviyede olacaktır. Çektirme çenelerinin rulmanın arkasına uzanmasının mümkün olmadığı uygulamalar için SKF kör çektirme setini geliştirmiştir. Uygulama için hangi parçanın kullanılacağı ekipmanın kutusu üzerindeki talimatlarda açıkça gösterilmektedir. Bu set, rulmanın iç ve dış yuvarlanma yolları arasına girerek rulmanın dış bileziği üzerinde çekme kuvveti meydana getirmek için özel olarak dizayn edilmiştir. Bu yöntemle demonte edilen rulmanlar kesinlikle tekrar kullanılmamalıdır. Sadece rulman deliğine erişim olan uygulamalar için ikili pensten oluşan darbeli bir çektirme geliştirilmiştir. Uygulama için hangi pensin kullanılacağı ekipmanın kutusu üzerindeki talimatlarda açıkça gösterilmektedir. Tek sıra bilyalı rulmanların mekanik olarak montajını yaparken eğer yük sıkı geçme olan bileziğe uygulanmazsa rulmanlar hasarlanabilir. Bu şekilde bir montaj darbeli yükün sıkı geçme olan bileziğe yuvarlanma elemanları üzerinden iletilmesine sebep olmaktadır. Bunu engellemek için yük her zaman sıkı geçme olan bileziğe uygulanmalıdır. Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar piyasaya farklı boşluk değerleriyle sunulmaktadır. Normal boşluklu rulmanlar için özel bir işaretleme yapılmaz. Normal boşluktan daha büyük boşluğa sahip bir üst grup rulmanlar C3 olarak markalanırlar. Değişim öncesinde yeni rulmanın eskisiyle aynı boşluk grubuna sahip olunduğundan emin olmalıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.